Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler, yurt ve dünya gündeminden öne çıkan en kritik konuları masaya yatıran ekranların en cesur programı Kritik Masa'dan merhabalar. Bugün 11 Eylül 2013 Çarşamba günü, yine tarihi bir gün. Bundan işte biliyorsunuz 2001 yılında 12 yıl önce Amerika'da bir terör saldırısı olmuştu. Bunun da yıl dönümü. Aslında beklentiler var. Nasıl beklentiler vardı? Bazı isimler bugün itibariyle 11 Eylül'de Suriye'ye bir müdahale bekliyordu ama bununla ilgili biraz geri adım atıldı. Hemen öyle başlayalım. Bülent Bey, merhabalar diyelim. Merhaba. Amerika ile Suriye ile ilgili yine önemli detaylar var. Suriye, Amerika'nın, daha doğrusu John Kerry'nin kimyasal silahları teslim edin, müdahaleyi bırakalım açıklamasına, evet teslim ediyoruz da karşılık, tabi Rusya'nın da baskısıyla karşılık verdi ve şu anda operasyon kesin bir şekilde, tabi kesin olmaz ama en azından şu an için konuşulan kesin bir şekilde durduğu yönünde. Neler söyleyeceksiniz? Durduğu yönde değil şu anda, sadece ertelendi diyebiliriz ona. ABD Başkanı Barack Obama dün akşam halka seslendi, Amerikan halkına. Televizyonlarda verdi zaten onu. Açıklamasında Rusya ile görüşmelerinin devam ettiğini, Çin'i ikna edeceklerini, bu konuda ve elindeki bütün kimyasal silahları teslim etmesi konusunda Suriye'nin ikna edileceğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mutlaka toplanması gerektiğini söyledi Barack Obama. Obama kimyasal silahların tamamının Suriye'nin kimyasal silahların tamamının arındırılması halinde operasyondan vazgeçeceklerini ve kimyasal silahların denetimi açılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin denetimi açılmasının şart olduğunu söyledi Obama akşam yaptığı konuşmada. Evet. Ve halen askeri seçeneğin masada olduğunu, güvenlik güçlerinin, Amerikan güvenlik kuvvetlerinin kendisinden talimat beklediğini söyledi Barack Obama ama şu an için bu operasyon ertelendi dedi Obama. Evet. Tabii Obama şuna vurgu yaptı, özellikle biz kimyasal silahlardan mutlaka en güçlü müttefikimiz olan Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü korumak zorundayız dedi Obama yaptığı konuşmada, akşamki konuşmada. Ve Suriye'den gelebilecek en küçük bir saldırıda, müttefiklerine yapılacak en küçük bir saldırıda Suriye'nin karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik güçlerini bulacağını söyledi. Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü her şartlarda Suriye'nin her saldırısında koruyacaklarını söyledi. Bunun illa kimyasal silah saldırısı olması önemli değil dedi Obama. Ve Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü koruyacaklarını söyledi. Mesela bu düşürülen uçağımız vardı. Evet. Neden aynı tepki o zaman göstermediler o zaman? Yani bu kadar müttefiksek, bu kadar Amerika Türkiye'yi düşünüyorsa. Bir savaş yoktu ki Türkiye müdahale etmedi. Sonuçta, yani hani sonuçta bir orada uçak düşürüldü. Yani Amerika belki şuna inanmış olabilir. Türkiye'nin Suriye'nin hava sahasını müdahale ettiğine belki bir şekilde istihbarat raporlarında o şekilde bir rapor gitmiş olabilir. Evet. İşte Türkiye'nin burada bir hatalı olabilir. Suriye'nin hava sahasını ihlal ettiğinden dolayı böyle bir şey yapıldı denilebilir. Ama yani böyle büyük bir saldırı anında Amerika resmen Türkiye'yi, İsrail ve Ürdün'ü koruyacağını söyledi. Peki, bence John Kerry'nin de açıklaması oldu. John Kerry kesinlikle askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu ve Rusya ile bundan sonra görüşmenin Rusya ve Çin'le yapılacağını, direkt Suriye'nin muhatap babalarıyla, evet, Suriye'nin muhatap alınmayacağını söyledi Obama ve bugün dün de geç saatlerde ajanslara düşen bir haber vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yaptığı açıklama, biz elimizdeki bütün kimyasal silahların yerini göstermeye hazırız. Evet. Kim? Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi heyetine veya uluslararası toplum geldiği zaman Suriye'deki bütün kimyasal silahların yerini göstermeye hazırız dedi Velid Muallim, Suriye Dışişleri Bakanı. Bu da önemli bir gelişme. Gerçekten de Suriye eğer elindeki bütün kimyasal silahları teslim ettiğini Amerika'yı ikna ederse bence askeri operasyon masadan kalkacak. Obama da bunu söyledi zaten. Biz de ikna olursak, Suriye'nin kimyasal silahların tamamen arındırıldığına ikna olursak Suriye'ye bir askeri operasyonun yapılmasının söz konusu olmayacağını söyledi. Tabi halen şu var, yani kimyasal silahı teslim etti, öldürmeye devam edecek elindeki normal silahlarla. O zaman ne olacak? Evet. Yani burada katliam devam edecek, kimyasal silahla katliam yapılmayacak. Tek fark başka, kimyasal silah yerine tabancalarla, tüfeklerle, otomatiklerle, evet, yani bundan tanklarla, sonra ne olacak? Tüfeklerle bundan sonra ne olacak ama Obama şunu da söyledi konuşmasında, bizim yapacağımız kimyasal silahlılara karşı yapacağımız müdahale bir ince bir dokundurma olmayacak. Bunun nasıl bir operasyon olacağını bütün dünya görecek.
eğer kimyasal silahlar teslim ettiğine bizi inandırmazsa, bizi Suriye ikna edemezse bizim nasıl bir operasyon evet. yapacağımızı dünya görecek dedi. Bu da muhtemelen rejimin gitmesine yönelik büyük bir operasyon olacağı gibi geliyor. Eğer kimyasal silahları Suriye teslim ettiğine Amerika'yı ikna edemezse operasyon halen masada ama önümüzdeki bir 10 gün 15 gün çok önemli. Artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısı ertelendi, iptal edildi. Amerika'nın şu anda operasyonu masada değil, kalktı şu an için masada değil ama seçenek olarak duruyor halen. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek ama şu anda kimyasal silahlardan dolayı bir müdahale söz konusu değil. Dün akşam da 67 kişi hayatını kaybetti evet. Suriye'de yapılan operasyonlarda. Kimyasal silah olmasa bile farklı yöntemlere katletmeye devam ediyor Esad. Evet. Peki şimdi bu duruma baktığımız zaman, bu tabloya baktığımız zaman işte John Kerry'nin açıklaması, Obama'nın açıklaması, John Kerry en şahin kanat aslında evet, yani. Evet yani ben biz vurmaya hazırız, vuracağız. Halen yani Obama yumuşak konuşsa bile John Kerry daha inanılmaz evet, sert konuşuyor. Adam. Evet. Şimdi Suriye'nin bu noktada Suriye'ye karşı alınmış olan bu karar Amerika tarafından ya da işte Rusya tarafından alınan bu karar Türkiye'nin yalnız kaldığını göstermiyor mu yine? Bence yalnız kaldığını göstermiyor. Öyle değerlendirmemek lazım. Yani Türkiye, ABD Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu söyledi ama yani şimdi Amerika şunu söylüyor Türkiye. Söylem ve eylem çelişkisi var. Şöyle hayır Amerika Türkiye Amerika Suriye'ye şunu söylüyor. Eğer sana bir müdahale olursa, sana bir zarar gelirse ben seni her şartlarda koruyacağım. Yani hiç canını sıkma, moralini bozma. Ben seni koruyacağım. Her yani Obama da bunu söyledi zaten dün akşam. Ama hani oradaki iç işlerine müdahale şeklinde kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz diyor. Türkiye'de sadece şunu diyor şu anda. Yaptığınız doğru değil. Rejimin gitmesi için müdahale edilmesi gerekiyor. Rejimin gitmesi için bir müdahale de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasına bağlı. Yani şunu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de toplantıyı erteledi maalesef. Her ne kadar Ban Ki-moon çağrı yapsa bile Amerika'nın devreye girmesiyle şu anda toplantı ertelendi. Yani Türkiye'ye diyorlar ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan biz bunu yapamayız diyorlar. Güvenlik Konseyi'de Rusya ve Çin'in vetosu var orada şu anda. Veto söz konusu. Şu manada soruyorum. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de ne kadar Suriyeli sığınmacı var? Yaklaşık 200-250 bin civarı var mı? Yani şeyle birlikte evlerde kalanlar 500 bin. 500 bin civarı. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin bu artık bir sorunu haline geliyor çünkü. Yani Türkiye olaylara Amerika gibi bakamaz. Bakmamalı. Türkiye olaylara Fransa gibi bakamaz. Bakmamalı. Ya sonuçta eğer bugün sınırında, Fransa'da tamam sınırında hem, adam, evet, hem sınırında hem sınır komşusu hem kaçacağı ayrıca sığınacak 500 bin 500 bin insan yaşıyor şu anda Türkiye'de. Ya Türkiye'deki bu sayılar da aslında çok ciddi seviyeye ulaşmak noktasına geldi. Yani ya belki de yarın öbür gün baskılar arttığı zaman mesela yine dün sınırda bombalama olayı oldu ve Ceylanpınar'dan yine binlerce kişi giriş yaptı. Yani her gün bu şekilde olaylar olduğu için Türkiye'nin bu noktada biraz daha sıkıntı yaşayacağını düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Benim amacım Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından geçen hafta yapılan bir toplantı vardı. Nereden baksanız 2 milyon insanın daha kaçma ihtimali var Suriye'den. Peki nereye gidecek Türkiye'ye bu insanlar? Bu uluslararası farkındalık yaratma amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çalışma yapacak ve Türkiye'ye destek olunacağını söylediler bu konuda. Türkiye'ye söz verildi. Davutoğlu'nun açıklaması vardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Davutoğlu'na söz verdi. Biz uluslararası toplum harekete geçireceğiz. Mülteciler konusunda size yardımcı olacağız. Maddi kaynak sağlayacağız şeklinde. Türkiye'nin yapacağı hiçbir şey yok. Bu konuda Türkiye açık kapı politikasını sürdürüyor. Bunları kapıyı kapatamaz. Evet. Bir savaş var, bir katliam var. Kaçanların hepsine kucak açtı, almaya devam edecek. Ama Türkiye'nin maddi kaybı her geçen gün artıyor. Artıyor tabii tabii. Yani 2 milyar dolar bir harcama yapılmış. 1 milyar dolar bir para kaynak ayrılmış. 1 katrilyon bir kaynak ayrılmış 2014 için. Bütçe aşar. Yani aşar. Çünkü aşacak. İşte yeni çadır kentler kuruluyor, yeni masraflar sayı yapılıyor. Sayı artılıyor ama Birleşmiş Milletler'in onların sağlık giderleri, Birleşmiş Milletler'in ben bu konuda Türkiye'ye yardım sözü verdiğini ve bu yardımın geleceğini inanıyorum. Çünkü Türkiye çok bastırdı. Diğer ülkelerde Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğine çok bastırdı Türkiye'ye yardımcı olun diye. Bu konuda Türkiye'ye bir yardım geleceğini umuyorum. Türkiye bu önümüzdeki şu ay için rahatlayabilir. Yani sonuç itibariyle illa Suriye'de bir operasyon için, bir müdahale için yine kimyasal silah kullanılmasını beklemek de çok doğru değil.
sonuç itibariyle orada bugün ya rejim, her gün tabii ki yani şimdi insan, Rusya diyor ki suçsuz, günahsız, sivil, çocuk, Rusya ve Çin diyor ki Amerika'ya bunu diyor. Rusya ve Çin diyor ki kardeşim kimyasal silah kullanılmışsa bunları yok et diyor. Tamam git vur diyor ama diyor lütfen diyor kimyasal silah kullanılmamışsa sadece burada bu Suriye'nin iç meselesiyse bunu yapma diyor. Yani Suriye evet. Kimyasal silah kullanılmışsa vur diyor. Ama kullanmamışsa onların iç meselesi diyor. Evet. Peki şöyle yapalım. Yine ülkemizdeki ekonomik veriler aslında çok iyi gidiyor. Bugün yine gazetelere yansıyan önemli detay vardı. Ülkenin son 3 aydaki, daha doğrusu son çeyrekteki büyüme hızından çok ciddi bir artış var. Beklenmedik bir artış. Evet, %4.4'lük bir artış var. Evet, dünyadaki beklentilerin üzerinde çıktı. Mesela baktığımız zaman Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz'de hep eksi büyümeler var. Yani küçülmüş ekonomiler. Ama orada o Avrupa'daki küçülmüş. Kriz oraya bayağı etkiledi evet. O bölgeleri. Ve Avrupa Birliği üyeleri Euro bölgesindeki yine bu büyümede eksi 0.9 oranında. Yani ciddi bir küçülme söz konusu. Türkiye'deki bu büyüme yani, 3.3 olarak hedefleniyordu. Evet, 4.4 çok üzerinde çıktı. Ve şu anda G20 ülkeler arasında en çok büyüme gösteren 3. ülke. Çin, Endonezya ve Türkiye. Beklentilerin üzerinde. Yani tabii ki bu büyümeyi bir anlamda sanayici ve ihracatçının büyük bir özverisine bağlayabiliriz. İnanılmaz üretimde, artış, sanayi turizm, üretimindeki turizmde artış. Turizmde ve o sektörde, enerji sektöründe ilerlemiş. %14.9 oranında şöyle artış ama var. Hani turizm sezonunda olduğumuz için yani tabii. Bu sonuçta sezon Temmuz'da, Haziran'da başladı. Çeyrekte onu kapsıyoruz zaten. O son çeyrekte onun etkisini, Evet. Etkiyi görebiliriz. Onun etkisini görebiliriz. Ya bu, turizmin etkisi çok fazla. Yani 14.9 ama az değil. Korkunç bir rakam. Yani, çok büyük bir rakam. Turizmdeki büyüme müthiş bir rakam. Her ne kadar hani dedik ya turist gelmedi, Suriye vurdu, bilmem ne oldu, savaş. Bunlara rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen. Bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki patlama gerçekten önemli. Yani Türkiye'nin büyümesindeki 4.4'lük büyümesi en önemli etken turizmdeki büyüme. Kesinlikle bir evet. O da evet. Son 3 aylık işte son 3 aylıkta turizmde, turizm sezonu olduğu için ona denk geldiği için. Yine otomotiv sektöründe bir artış, üretimde bir artış evet. Söz konusu. Otomotiv, yani gerçekten mesela turizm beni şaşırttı. Ben yani evet. Suriye'deki savaşın Türkiye'yi etkilediği, turistlerin işte korkarak Türkiye'ye gelmeyeceğini zannediyordum. Ama büyük bir patlama var demek ki. Burada bunun etkisi, bunun büyümesi en önemli etken dün geçen gün de konuştuk sanayideki üretim artışı. Evet. Sanayideki üretim artışının artışı Türkiye'nin büyümesine etki etmiş durumda. Burada sanayiciyi ve iş dünyasını kutlamak gerekiyor. Bütün Avrupa'daki krize rağmen sanayici üretiyor ve ihracat yapıyor. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Bu büyüme, bakın bu büyüme rakamları açıklandı pat diye. Dolar düştü. Dolar düştü. Pat borsa yükseldi. Borsa yükseldi, dolar düştü. Yani bu o hacmin ne kadar büyük evet. Olduğunu aslında rakamlar gösteriyor. Açıklanmaz. Avrupa ve Türkiye'deki veriler açıklanmaz. 2 lira bandında olan. Evet, o seviyenin 2 lira 0.6 evet. Bandında olan dolar 1.90 2 liranın altına düştü. 1.92 dolar. Evet, o civara düştü. Ve Merkez Bankası'nın bazı açıklamaları oldu. Ve açıklamalardan sonra da doların biraz daha aşağı seyredeceğini görüyoruz. Yıl sonundaki o hedefin üzerine çıkma evet, öyle şey. Ya bir de o var. Yani Merkez Bankası evet. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yine yıl sonu Ali Babacan yine bu yani, noktada. Yani şu anda bu olumlu. Büyüme rakamları hükümeti de yanıltmış, şaşırtmış durumda. Yani, onları da şaşırtmış durumda ama, evet. Ama yıl sonunda eğer ikinci çeyrekte ki büyüme 4.4 ise yıl sonunda bu rakamın ben 5 olabileceğini düşünüyorum. Evet. Gerçekten hükümet de böyle bir şey beklemiyordu ama dediğim gibi Türkiye yoluna devam ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Mısır'daki, Suriye'deki bütün olumsuzluklara rağmen Orta Doğu'da yaşanan bütün kargaşaya rağmen Türkiye'yi etkilemesine rağmen Türkiye yoluna devam ediyor. Bakın ihracatçı Suriye transit geçiş hattını kullanamıyor. Mısır evet, üzerinden Mısır üzerinden gemiyle yapıyordu. Onu da kullanamıyor evet, artık. Güzel hatta sorunlar var şu anda. Küçük nispi sorunlar evet, var. Orada sorunlar var. Yani gemiyle bütün yapılan bunlara rağmen. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Gerçekten Türkiye ve özellikle ekonomik programlar kapsamında önemli adımlar atan ekonomik evet, programlar her ne kadar hükümetle kutlamak Sayın gerekiyor. Sayın Çağlayan, Sayın Babacan'ı tebrik etmek lazım. Evet. Gerçekten ya ben Bülent Bey hakikaten şimdi bakıyorum oranlara, rakamlara baktığımız zaman ya işte bu İşte bugün Almanya'ya gidip de orada para kazanacağım diyenler var. İşte malum hep yurt dışında. İşte ne bileyim İtalya'ya, İngiltere'ye. Bugün birçoğu herhalde
Ya keşke gelmeseydik. Evet, yani Euro bölgesindeki yani, Euro bölgesi. Çok bir daralma var çünkü. Ama şöyle Euro bölgesindeki Türkler şu anda perişan durumda. Değil mi yani? Mark'tan Euro'ya geçildiği zaman her şey pahalandı. Almanya'daymış bir zamanlar kazanç. Şu anda kimse giden pek fazla talep yok. Onu söylüyorum. Euro bölgesinde yani aldığım para 1500-2000 Euro Türk işçisinin aldığı maaş. Ama orada ekmeğin tanesi 2 lira 3 lira. Domatesin kilosu 5 Euro. Bakın bu noktada... domatesin kilosu 5 Euro. Yani bakın ya fiyat inanılmaz. Yani orada artık sıkıntı var. Artık... oraya gidemiyor. Tersine göç var şimdi. Yani... Peki şöyle bir şey sorayım. Şimdi verilere baktık. Yani Almanya'nın, İspanya'nın, İtalya'nın, Portekiz'in, Yunanistan'ın büyüme hızlarındaki eksi düşüşleri, o eksi daralmayı gördük. Ve Avrupa Birliği üyeleri ülkelerinde de 0.9'luk bir küçülme söz konusu. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi? Tekrar soruyorum. Hayır yani işte yani bu rakamlarla baktığımız zaman. Bu rakamlarla zaten herkes söylüyor. Türkiye'nin baş ihtiyacı var mı? Ne diye? Yok. Bırakın Avrupa Birliği genç nüfusa ihtiyacı var. Türkiye'ye ihtiyacı var Avrupa Birliği'nin. Avrupa bırakın Türkiye'ye muhtaç olsun. Siz girmeyin. Kapısına yalvarmayın. O noktaya gelsin. Tabii öyle oluyor. Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Türkiye nüfusu gençleşiyor şu anda. Yani bırak Avrupa Türkiye'ye muhtaç olsun. Niye yalvarıyorsunuz? Bu rakamlara baktığınız zaman Avrupa'nın Türkiye'ye hala yukarıda muhtaç olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin bana göre Avrupa'ya yalvarmasına, Avrupa Birliği'ne girmesine hiç gerek yok. Bırakın Avrupa Türkiye'ye muhtaç olsun. Bu büyüme rakamlarıyla bırakın Avrupa Birliği'ne ne işimiz var? Evet. Yani bana göre hiç gerek yok. Ben şöyle düşünüyorum. Ekonomik verilere baktığımız zaman, rakamlara baktığımız zaman Türkiye ekonomisi hakikaten ciddi anlamda son özellikle 5-6 yıldır hep büyüme seyrediyor. Ve büyük bir aşama kat etti. Avrupa Birliği ülkelerinin büyüme hızının kat kat üzerinde. Ben şöyle düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne ekonomik anlamda hayır, kesinlikle. Yani dediğiniz gibi mesela Almanya'daki yine konuştuğumuz gurbetçilerimizin hep ifade ettiği şey o. Mark'tan dolara geçişte çok ciddi bir ekonomik kayıp yaşadıklarını yani söylüyorlar. Yani çöktüler, çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani... Ama İngilizler mesela yine oradaki gurbetçilerimiz özellikle İngilizler sterlinde hala inat ediyorlar. Ya, ve bunu gördükleri için bu daralmayı otomatikmen bilerek %7'lik bir daralma olduğu söyleniyor. Yani o geçiş süreci. Doğru. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ekonomik anlamda hayır diyorum. Eğer girersek TL'de devam etmemiz yönünde fikir söylüyorum ve ama Avrupa Birliği'ne siyasal anlamda, ekonomik anlamda değil de siyasal anlamda, demokratikleşme anlamında, kişi hak ve hürriyetleri anlamında, işte kişinin, bireyin kendini ifade etme anlamında, düşüncesini özgür bir şekilde ifade etme anlamında evet diyorum. Yani Avrupa Birliği'ne %50 ekonomik anlamda hayır, %50 demokratikleşme anlamında yani tabii evet. Kişi hak ve özgürlükleri demokratikleşme konusunda Avrupa'ya tabii ki bizden çok çok önemli. Biz ama o noktaya gelmek üzereyiz şu anda. Hayır yani. Onu da yakalarsak yani o noktaya, kardeşim gidin yani. Hani çevre konusunda. Aynen. Ekolojik dengeler. Ekolojik denge konusunda. O yani, noktaya Türkiye geliyor. O noktaya bireyin Türkiye. Yine dediğimiz gibi hak ve hukuk özgürlükleri, ileri demokrasi daha fazla, dediğimiz. Daha fazla. İşte yani. Buradaki Türkiye'deki etnik grupların kendini ifade et. Zaten şu anda görüyoruz mesela işte düşünce ve ifade özgürlüğü. Evet, diğer etnik gruplara da ciddi anlamda yeni yeni kendini ifade edebileceği alanlar yaratılıyor. Bunlar da başarılırsa Bülent Bey, ya inanın bizim 1950'lerden bu yana peşinde koştuğumuz birçok başbakanın iktidarı kaybetmesine sebep olan Avrupa Birliği'ne hiç ihtiyacımız yok. Aynen. Hiç ihtiyacımız yok. Biz genç nüfusumuzla gerçekten kendi ekonomik potansiyelimizle, tabii bu istikrarın korunması koşuluyla söylüyorum. İnşallah ileride tabii daha güzel ekonomik verilere de ulaşırız. Koalisyonsuz hükümetlerin işte etkisini buradan görebiliriz. Çok net bir şekilde görebiliriz. Aynen yani. Aynen öyle. Evet, katılıyorum. Evet. Şunu hemen söyleyeyim. Bir de es geçmeden önemli bir konu. Bugün yine dedik ya turizm 14,9'luk bir paya sahip Bülent Bey. Ve malum dün işte Nevşehir'de iki Japon turiste bir yakalandı. Saldırı olmuştu. Yakalandı. Teşhis edildi. Ve Japonya'daki gazeteler maalesef Türkiye'ye gitmeyin. Bu çok üzücü oldu. Ben onu da dile getirmek istiyorum. Zaten dün konuşmuştuk. Japonya'daki gazeteler ki Japonlar, Japon turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi Türkiye. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da birçok yeri zaten Japon turistler geliyordu. Ve Japon gazeteleri Türkiye güvensiz diye Saray Sierra ve yine bu İtalyan Pipa Bakka olaylarını örnek göstererek. Yaralı Japon çok katil zanlısını teşhis etmiş. Katil zanlısı cinsel istismar, uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu satmak ve hırsızlıktan sabıkalı. Cezaevinden yeni çıkmış zaten. Maalesef. Yaralı halde zanlıyı teşhis etti. Diğer maalesef ikinci olayı Türkiye açısından hakikaten yansıtıyor. Utanç verici bir olay ya. Maalesef çok üzücü bir olay.
bir daha bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz ama maalesef zaman zaman istemesek de cinsel saldırı olsun, taciz evet. olsun, gasp olsun oluyor. Evet. Biz ne diyelim? İnşallah bu tür şeyler yaşanmaz da Türkiye'nin itibarı evet. turizm alanında. O kadar çaba gösteriyorlar, o kadar bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Milyonlarca dolar para harcanıyor Türkiye'nin dış anlamda turist çekmesi için. Japonya'da, Almanya'da birçok kentte ama işte böyle yapılan bir münferit bir olay, bireysel bir olay. Tabii bunu kimse bütün Türkler böyledir, Türk halkı böyledir diye bakmıyor. Onu da söyleyelim ama işte Japon gazeteleri bugün Türkiye'de bir vatandaşın öldüğünü, turist olarak bir vatandaşın öldüğünü ve Japon gezi severlere, turistlere Türkiye'nin güvenli olmadığını yazmışlar. Bu çok üzücü. Bu şu turizmdeki mesela büyümemizin en önemli etkenlerinden bir tanesini mutlaka yani Türkiye'nin büyümesinde evet evet yani evet. inşallah olumsuzluk olmaz diyoruz bir daha. Evet. Temennimiz o. Evet. Peki Türkiye yine 2-3 gündür KCK'nın, PKK'nın yaptığı açıklamayla yine gündeme geldi. PKK'nın geri çekilmeyi durdurduk ama ateşkese devam açıklaması var. Yeteri kadar bu noktada çaba gösterilmediğini iddia ediyorlar. Ve Abdullah Öcalan da yine bugün gazetelere yansıyan haberde MİT'in doğrudan Kandil ile görüşmesini, PKK Başkanlık Konseyi ile görüşmesini söylemiş. Ve yine bazı uzmanlar, bazı siyasi uzmanlar da diyorlar ki onlar da şuna bağlıyorlar bu geri çekilmenin durdurma olaylarını. Özellikle Diyarbakır, Lice kırsalında yapılan büyük uyuşturucu operasyonları bunu etkilemiş olabilir diyorlar. Geri çekilmeyi mi? Evet. Ya şimdi hani PKK'nın sonuçta bilmem kaç ton orada her operasyonda 5,5 ton, 3,5 ton, bütün, 2 ton bütün rantı vesaire, maddi kaynağı geliri kesildi, kesildi zaten. Yani siyasi görüşlerde biraz da bunun da etki olduğunu söylüyorlar. Uzmanlar bunu da söylüyorlar. Aynen. Nasıl görüyorsunuz? Ya katılıyorum yani siyasi ben, bir durum yoksa hakikaten katılıyorum uyuşturucu ben. Katılıyorum ben. Hayır, hayır. Uyuşturucu rantı parası büyük oranda kesildi PKK'nın. Çünkü şimdi adam kaçırıp karşında para isteyip mesela bırakmaya başladı. Mesela Osmaniye'de miydi? Dün, hayır. Dünlerde, şey, hayır. Bir çocuğu kaçırıp işte, ailesinden 1000 lira para miydi? İstediler. İşte Osmaniye'de. Hayır, evet. Bu tarafta. Nerede? Hayır, bu tarafta. Diyarbakır işte, tarafında. 5 kilo peynir getirin. Gofret getir. Çikolata onun, getirin. Ondan önce de Diyarbakır'da çocuk, iki aylar arasında kavga çıktı biliyorsun. 5 kişi öldürüldü. Evet. Orada, çocuklarını zorla, 5 çocuğu evet, zorla evet, daha. Evet. Oradan da aileden 100.000 TL para, daha sonra 1 milyon TL para istemişler. Yani uyuşturucu trafiği, elindeki uyuşturucu rantı giden onu PKK. PKK adam kaçırıp karşılığında fidye isteyip geri bırakıyor. Şu an elindeki kaynak kalmadı. Bitti. Sıkıntıya gelen PKK elindeki koz olarak çekilmeyi kullanıyor. Şu anda çekilmeyeceğiz diyor. Ve bu şekilde Türkiye'yi bir şekilde hükümet tehdit etmeye çalışıyor. Zaman kazanıyor önde. Ya zaman kazanıyor. Siyasi uzmanlar yani, bence, uyuşturucu için zaman kazanıyor. Kazanıyor bence diyorlar. Uyuşturucu yani mu şöyle, topluyormuş evet, yani? Işte onu uyuşturucuyu yani, hasat edip ama onu, operat, onu yani Diyarbakır, Lice, Hani ve o genç bölgesinde, Hazro bölgesinde tonlarca uyuşturucu imha edilmesine rağmen tamam şu yine, anda güvenlik güçleri takip ediyor şu an operasyonlar yapılıyor orada. Kalan ellerindeki hiç ben bir şey kaldığını iddia zannetmiyorum. İddia şu Bülent Bey, o orada işte ne bileyim yer altına gömdükleri ya da onların ne bileyim artık ne saklamışlarsa onların bir şekilde çıkması için yani çıkartılması için bir zaman kazandığını söylüyor. Dişin siyasi kenevi, uzmanlar. Tamam da dişin kenevi yani, zamanı bitti artık. Hayır, hayır yani dişil kelimeden bahsetmiyorum. Yani o esrarı gömdükleri evet, yerden çıkarmak için öyle, zaman. Öyle yani doğru olabilir ama ben bunu bu da olabilir ama dediğim gibi bir gerçek şu. Örgüt artık adam çok kaçırıp çok büyük darbeydi bir kere bu uyuşturucu olayında. Adam kaçırıp şu anda fidye istiyor, para istiyor. Maddi anlamda birçok kaynağı kesildi. Evet. Avrupa'nın da yaptığı operasyonlara kaynağı kesildi. Türkiye içerisinde uyuşturucu kaynağı kesildi. Gerçekten. Ben bu ihtimali verebiliyorum ama hani bence bahane şu anda Türkiye'ye bir şekilde hükümeti köşeye sıkıştırmak istiyor örgüt. İşte Ekim ayında bence demokratikleşme paketinin çıkmasından sonra çekilme süreci devam edecekler diye evet, düşünüyorum ben. Evet. Peki şöyle yapalım, fıstık fiyatlarıyla ilgili yine biliyorsunuz Gaziantep'in gündemini son 3-4 gündür ciddi anlamda meşgul ediyordu. Toplantı yapıldı. Ankara'da yapıldı galiba. Ankara'da değil, burada bir toplantı olup olmadığı konusunda net bir şey bilmiyoruz ama yansımadı, yani basına yansıyan yansımadı, bir şey yok şu anda. Ankara'daki hemen kısa olarak konuşalım. Detayını pek bilmiyoruz. Baklavacı ve Tatlıcılar Derneği Tarım Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısını ziyaret etti. Bu olaya bir çözüm bulun dedi. Evet. Fıstık fiyatları çok yükseldi. Bunu engelleyin. Gerekirse sadece bir İthalatın önünü açın. Sadece bir yıl süreyle o zaman ithalat izni verin denildi. Evet. Zaten
ithalatın lafının edilmesi bile fiyatın düşmesine kafidir. Bence bence 2-3 gün beklemek lazım. Bunu 2-3 gün cuma günde konuşuruz. Fiyatların düşüp düşmediği ortaya çıkar. Bence fiyatlar düşecektir. Bir hafta içerisinde fiyatlar düşecektir. Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Peki hemen hızlı bir şekilde Gaziantep Kanada'da bir yarışmaya katıldı Gaziantep olarak ve biliyorsunuz o ünlü Çingene kızı resmi 18 bin çiçekle orada resmedilmiş ve hakikaten gururlandık. Altın madalya almış, birinci olmuş. Evet. Gaziantep bir anlamda birçok ülkenin orada farklı çiçeklerle kentleri, yaptığı eserler vardı. Çok farklı şeyler vardı ama tabii dünyaca ünlü Zeugma Antik Kenti'nden 1999-2000 yıllarında kurtarma kazılarında ortaya çıkan Zeugma mozaiği çok farklı. Dünyada şimdi nerede Çingene kız deseniz akla Gaziantep gelir, Zeugma gelir. Evet. Dünyaca ünlü bir Gaziantep'i sembol eden bir mozaik olduğu için Kanada'nın Montreal kentinde mozaik kültür fuarında Gaziantep oraya katıldı. Ve orada 18 bin çiçekten resmedilen mozaik, Zeugma Çingene kız mozaiği birinci oldu. 120 metrekare yaklaşık bir alana kaplamışlar. Çok büyük bir alan. Harika bir müthiş bir şey. 18 bin çiçekten yapılmış müthiş bir şey. O 27 Eylül'de Gaziantep'e altın madalya ödülü verilecek. Hemen hızlı bir şekilde kent konseyi raporu dün Gaziantep'te yine kent konseyi toplantısı ve o rapor... biraz uzun olur, onu yarın konuşalım. Tamam, istersen. O zaman ben yarına bırakalım. Şunu söyleyeyim, kabaca hemen söyleyeyim ki Gaziantep'te kent konseyinin Suriyeli ile ilgili bir raporu var. Suriyeliler için Gaziantep şu anda Türkiye'de en güvenli liman haline geldi. Şu anda Suriyeliler yaşamlarını idame ettiriyorlar. Burada Gaziantep halkı kendilerine kucak açtı. Her türlü desteği veriyorlar ve vermeye devam edecekler ama sayı gün geçtikçe artıyor. Bu sorun da bir şekilde STK'ların desteğiyle biraz daha fazla yardım edilmesi gerekiyor. Ama Gaziantep'te şu anda kayıt altına alınanların sayısı net 77 bine ulaştı. Onu söyleyeyim. Evet. 30 binde, yarın, 30 binde çadır kent ve konteyner kent ve 107 bin. Bunu yarın da detaylı konuşalım. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Sağ ol. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Dün de Türk milli takımımız deplasmanda Romanya'yı 2-0 yendi. Ona zaman kalmadığı için en azından ben buradan tebrik ediyorum o milli takımımızı. Dünya Kupası için umutlarımızı son iki maça taşıdık. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz diyorum. Bugünlük bu kadar. 11 Eylül tarihinden öne çıkanları aktardık sizlere. Kritik Masa'dan, Kanal 5 ekranlarından hepinize sevgiye saygılar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Kanal 5'te kalın.